Selamlar sevgili geekler. Aybike ve ben geçen gün bir filme gittik. Bir Türk filmine bir değişiklik olsun diye. İsmi Rüzgarda Salınan Nilüfer'di. Değil mi? Evet. Başka sinemada gösteriliyor. Başka sinemada gösteriliyor. Bildiğimiz kadarıyla vizyona gireli çok olmadı. 1-2 hafta olduysa oldu. Biz de bir gittik, izledik. Size biraz yorumumuzu paylaşacağız. Spoiler başta vermeyip 1-2 sorudan sonra vermeye başlayacağız. Ama öyle çok da aman Allah bir spoiler'ı olan bir durum olan bir film değil. Yok canım, olabilir. Olabilir, yok. O yüzden yorumumuza uyarıyı zaten yapıyoruz. Yapalım. Seren Yücel'in son filmi, ikinci filmi zaten olan bu filmi izledik. Ve spoiler vermeden önce sadece şu genel soruyu önce soruyorum Aybike'ye. Aybike, sen filmi nasıl buldun? Ben filmi beğendim. Beğendin? Evet. Güzel bir Türk filmi miydi? Güzel bir Türk filmiydi. İsmi başka şeyler çağrıştırıyordu. Böyle çok aman aman sanat filmi miydi acaba? Hayır, değildi. Çünkü öyle bir şey çağrıştırıyordu. İlk bir 30 saniyesinden de bana öyle geldi. İlk bir yok bak aman aman sanat filmi gibi motivasyonla gittim. Daral gelecek diye korktum ben en başından. İlk 1-2 dakika ya Daral mı gelecek, ne yaptık biz diye korktum. Ama onu hemen kırdılar. Çok benim sevdiğim tarzda bir filmdi. Gerçekten eğlenerek izledim. O tarzın ne olduğunu, yani izlediğimiz filmin tarzın ne olduğunu böyle işte birazcık özetleyebilir misin? İnsanlar nasıl bir film izlemeyi beklemeli buna giderlerse? Nasıl bir film izlemeyi beklemeliler? Biraz zor, bir dakika toparlayayım. Böyle bir durum anlatan, hep öyle derim. O tarz filmleri çok seviyorum. Bu gerçekten olaylar silsilesi değil, hayattan bir kesit anlatan ve anlattığı şeyi nasıl böyle anlattıklarını tam analiz edemiyorum ama çok tatlı bir yerinden yakalamışlar. Ki öyle değilmiş gibi duruyor başta ama seni yakalıyor. Çok yavaş gibi duruyor ama sürüklüyor. Bence çelişkilerin filmi. Ya da benim kafam karışık. Senin kafan karışık değilse bile benimki artık karıştı. Peki o zaman spoiler vereceğiz bundan sonra. Burada çok istiyorsanız durdurun videoyu, tamam mı, izlemeyin. Sana soracağım şey şu. Mesela sen yani karakterleri nasıl buldun diyeceğim. Çünkü filmi, izlediğimiz filmin bana soracak olursan öyle çok fazla öyküsü ön planı değildi. Hatta doğrusu bir öyküsü yoktu. Mi? Ben beğendim mi? Ben de beğendim. Çünkü tarzları çok başka yani. Evet, tamam. Ben birazcık daha hareketli ve açıkçası öykü ağırlıklı filmler severim ama bu filmi beğendim çünkü yani bu az önce sormaya başladığım soruya da bağlamış oluruz oradan. Hani öyküsü olmayan bir film işte izliyor, çok durağan bir film izliyor olmamıza rağmen bir bütünlüğü vardı böyle. Bu tarz filmleri izleyince ben o bütünlüğü yakalayamamaktan, yani biz bunu niye izledik gibi bir hissiyat aşamamaktan sıkılırım aslında. Ama bu filmde onu yaşamadım. Bu filmde gayet bu filmi niye izliyoruz'u kısa bir sürede algıladım ve algıladıktan sonra keyifle izlediğim her sahne, aa evet bak bu sahnede şu anda şuna hizmet ediyor. Bu sahnede şimdi bak bu bunu verdi bana. Yani böyle hani oturup analiz ederek izledim anlamında değil de hani bunları hissede hissede yakala izledim. İşte neyse, kısaca öyküsü zayıf olan daha çok karakterlere ve de işte böyle içinde bulundukları durumlara tek tek altını çizen bir filmdi. Durum analizi diyebilir miyiz acaba bu tarz bir filmi? Durum analizi yapıyor. Diyebiliriz. Yani sana mesela şu soruyu soracaktım ben buradan. Sen karakterleri, filmin karakterlerini gerçekçi buldun mu? Veya gerçek buldun mu? Veya nasıl buldun yani? Şöyle, evet buldum. Zaman zaman oyunculuklarından dolayı bir iki yerde birkaçını eleştirdim. Ya işte bu biraz fazla oynamış, daha doğal bir şeye ihtiyaç vardı gibi. Ama yazım bakımından bence çok başarılı. Kadınla çok özdeşleştirdim kendimi. Başrolle. Neydi ismi? Songül Öden. Songül Öden'le. Handan, yanlış söylemedim. Evet, Handan. Handan karakteriyle. Ve yani çok tatlı noktalarına değinmişler. Sana fark ettirmeden bunu yaşatıyor. Gerçekten başarılı. Filmin mizahı güzel bir yerdeydi. Güldün mü sen? Güldüm. Güldük yani komedi tek değil kesinlikle. Trajikomik noktalar vardı. Mizah çok tatlı bir yerde duruyordu. Ama o komik olan yanlar da gerçekten gerçek hayata dair çok böyle tanıdık anlar yaratabildikleri için sanki varsa evet, vardı kesinlikle. Yani. Değil mi? Kesinlikle. Çok böyle gülünç ya da işte ne bileyim bir anda hani yani normalde komedi nedir? Normalde biraz olmayacak şeylerin böyle ve daha doğrusu normalde olan şeylerin abartı halleri gibidir filan. Bunda pek öyle abartı diyeceğim bir noktası yoktu yani. Olduğu haline güldüm. Komedi tanımın çok olmadı ama bence.
Olsun. Allah Allah, tamam, benim komedinin... Bir sürü alta yorum gelecek. Komedinin tanımı böyle mi arkadaşım falan diye. Niye canım? Biraz gerçekten olan şeyin biraz daha uç noktalarda gezen versiyonları değil midir sanki komedi? Çok öyle tanımlanmadı. Ki bu filmde öyle değildi yani. Filmde öyle değildi. Bu filmde gerçekten çok hayatın içinde karşılaştığımız durumlarda ki karakterler zaten gülmüyor ama sen gülüyorsun dışarıdan onların hallerine. Mizah çok güzel bir yerde duruyordu. Zaten spoiler verebiliriz artık. Mesela kadının kafede yazı yazmaya çalıştığı kısım bence çok komikti. Ve çok gerçekçi geliyor yani bana. Benim de zaman zaman bir şeyler yazmaya çalışmışlığım var ve kadını iyi anladığımı düşünüyorum. Peki filmin kendisi içerisinde yani seni böyle çok şaşırtan bir an oldu mu mesela? Yani öykünün kendi dahiliyetinde demek istiyorum. Böyle filmin dışında prodüksiyonuyla ilgili bir şeyi kastetmiyorum da. Öykü dahilinde beni şaşırtan bir şey hayır olmadı. Hep beklediğin gibi mi ilerledi yani bir çeşit? Daha doğrusu... Çok bir beklentim yoktu ama filmi izlerken hep şu beklentide beklentideydim. Ya ne olacak? Bir sonraki adım ne olacak? Yavaş bir film olmasına rağmen o yüzden dedim. Aslında tempolu geldi bana. Acaba nasıl bağlayacaklar, nereye varacak diye hep merakla izledim. Pek bir beklentim yoktu. Kendi kafamda da bir şey kurmadım izlerken. Hı hı. O yüzden beni şaşırtan bir şey olmadığını söyleyebilirim. Peki rahatsız olduğun bir yer oldu mu filmin? Olmadı. Hı. Ama ben görmemişim. Ha, bir tane evet, enteresan. Yani bu artık böyle bir nevi spoiler diyelim ama evet, şimdi enteresan bir an vardı. Peki öyle çıplaklık bir şey olan bir film olmamasına rağmen... Hiç değil hatta. Tek bir yerde ciddi bir çıplaklık vardı. Onu da artık gidin kendiniz görün. Burada fazla detaya girip... Ama böyle bir filmin tek orasını söylemek şimdi hoş olmaz. O yüzden bir yer... Söylemiyorum zaten. Evet. Okay. Hayır hayır, yani sırf orasına dikkat çekmek şey değil. Söylerim. Yok ama. Dikkat çekmiyorum da sonuçta dikkat çeken bir şeydi açıkçası. Evet, ben yani... görmemiştim o an ama... Neyse, neden bahsettiğimizi filmi izlerseniz anlarsınız. peki filmde bir Nilüfer lafı geçip duruyor. Hı hı. İşte kadının yazdığı romanda kullandığı bir şey olarak var. Hı hı. İşte karakterlerden, yan karakterlerden bir tanesinin adı zaten çok dayan bir karakter yoktu. Hani işte hı hı. Karşılaştıkları çift kadının adı Nilüfer'di. Kız şifre Nilüfer olsun, bilgisayar şifresi Nilüfer olsun diyordu küçük kız. Nereden çıktı Nilüfer diye bir iki kere kulağımıza çalınan bir şey. Hı hı. Yani çok böyle edebi bir soru olacak belki ama ister istemez çok böyle filmde tekrarlandığı için. Evet, niye Nilüfer veya filmin adı ne anlattı sana? Bilmiyorum, bir şey anlattı mı? İlla anlatmış olmak zorunda değil. Niye Nilüfer diye düşünmedim ama adını çok başarılı seçim buldum. Giderken değil, giderken rüzgarda salınan Nilüfer, uf, değil mi? Çok edebi, çok uzun gibi gelmişti. Ama o kadının yazma sürecindeki sıkıntı filan, gerçekten filmin adı bu olmalıymış. Rüzgarda salınan Nilüfer olmalıymış. Ayrıca öbür kadının eleştirisi de güzel bir yere bağlanıyor ya. Nilüfer rüzgarda salınmaz ki. Suda şey yapar, suda durur diye. Ve ben rüzgarda salınan Nilüfer dendiğinde hiç düşünmedim gerçekten. Evet, ben de Nilüfer'in suyun üstünde evet yüzdüğünü hepimiz biliyoruz ama hiç düşünmemiştim. Ya, ben o hepimizden biri değilim açıkçası. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Ben biliyordum ama hiç yabancı gelmedi yani, rahatsız yani düşünmedim üstüne. Yani papatya ile Nilüfer'i ayırt edebilecek bir insan değilim maalesef. Buna biraz takıldım, kusura bakma. Sanırım kişisel bir özür oluyor aynı zamanda. neyse. Handan karakteri de aa evet gerçekten doğru, rüzgarda salınmaz Nilüfer tepkisi de çok güzeldi, çok doğal geldi. Adı çok başarılı. Niye Nilüfer? Aslında bilmiyorum. Belki mitolojideki Nilüfer tanımı, yani tanımlamasıyla alakalı belki bir şey olabilir. Çok spesifik hani bildiğim kendi, mitolojik bir şeysi yok benim açıkçası. Bir hani kendi şeyini kırmaya çalışıyor, kendi kabuğunu kırmaya çalışıyor, olduğu yerden mutsuz, yeni bir yol arıyor kendine. Hani Nilüfer'in de işte şeyde kökü şeyde, çamurda, toprakta, toprakta ama güneş görünce toprakta açıyor. Toprakta değil pardon, böyle çamurda yani. Çamurda tabii yani şeyin... Su gibi bir şey de suyun içinde tabii, aynen öyle. Yani toprak derken işte çamurlu suyun içinde kökü ama güneş gördüğü zaman açıyormuş filan. Hani bahçe bilimi. Mitolojide daha işte Yunan mitolojisinde ayrı, Mısır mitolojisinde ayrı bir sürü anlamı var. Hani öyle bir şeye bağladılar mı onu bilmiyorum. Çok üstüne düşünmedim ama tanımlama, rüzgarda salınan Nilüfer olarak... gördüm filmin adını. Hani Nilüfer'in üstüne özellikle düşünmedim açıkçası. Peki sana ekstradan şey sorusu. Çoğunluk filmini izlemiş birisin. Aynı yönetmenin bir önceki filmi zaten evet. İki tane filmi var. Evet. Seren Yücel'in. O nasıl bir şeydi? Çok genel çoğunluğu olarak. Çoğunluğu da çok beğenmiştim. Çok beğenmiştim. Bundan daha mı çok beğenmişsin sen? Ya kıyaslamam aslında. Okay. İkisini farklı yerde görüyorum. İyi. Ama hayatın içinde durdukları yer bakımından bence aynı yerdeler. Anlattıkları şey tabii ki çok başka ama biri daha ağır,
daha depresif diyebileceğim, daha düşüncelere sürükleyen bir filmdi. Bunun içindeki mizah yoktu onda ama çoğunluğu da çok beğenmiştim. Ki aynı yönetmenin filmi olduğunu bilmeden buna gittim. Hmm. İyi ki de gitmişim. Çoğunlukla çok güzel bir filmdi. İzlemediyseniz de izleyin. Güzel. Sen... Ne? Ben sen izlemedim çoğunluğu. Sen çoğunluğu izlemedin. Ben sana söyleyeyim. Senin film hakkında eklemek istediğin yani, sinematografik olarak bir şeyler var mı? Ben sadece şunu ekleyebilirim. Senin söylediklerine ekstradan. Ki bunu aslında lafımızın başında da benzer bir şey söyledim. Ben hakikaten böyle bu kadar öyküsüz, bu kadar böyle hayattan kesit gibi, yani bir şey anlatmayan, bir şey gösteren film izlemekten yorulurum açıkçası. Hı-hı. Özellikle genelde hava şey sonunda havada falan kalır. Hı-hı. Bunda da öyle oldu. Yani film böyle ilerledikçe dedim ki kesin son havada kalacak çünkü hiçbir şey olmuyor bir nevi. Bence hiç havada kalmadı ama. Bence biraz ya şöyle hayır öykü olarak havada kaldı. Doğru, haklısın. Hani filmde girişilen hiçbir şey sonuçlanmadı ya işte ne kafe açma mevzusu, ne kitap yazma mevzusu, ne çocukların aşkı, ne adamın aldatma mevzusu falan, kadının mutsuzluğu falan, hiçbir mevzu bize öykü olarak bir yerde sonlanmadı ya. Bu beni rahatsız eder normalde ama bu filmde gerçekten rahatsız etmedi. Bunu da yani ya artık yaşım geldi böyle şeyler izleyebiliyorum diye açıklanabilir. Ya da belki bu yönetmenin becerisi hani böyle filmler izlemekten özel olarak keyif almayan birisine bile keyif aldırtacak kadar bence yönetmenin düzgün becerisi yapmış filmi kesinlikle denebilir yani. Ya yani yönetmenin becerisi olsa gerek birazcık ne olursa bu kadar da tesadüfen olamaz her şey. Tesadüfen olamaz. Böyle o zaman. Benim için sonu havada kalmadı açıkçası. Tamam. Zaten artık spoiler dedik. İzleyenin izleyeceği bir şey olur. En sonunda kadınla adamın sana dondurma koyarken kırıldı bu kase demesi. Bir kere adama karşı atılan bir adım. Adamın gelip sarılması kadına karşı atılan bir adım. Ki filmde bir temassızlık söz konusu. Kadın, adam, çocukları göz göze gelmiyorlar bile evin içinde. Hadi ya, kız yatmaya gidecek. Hadi gel öp anneni diyor. Kız öpüyor gidiyor. Hiçbir temas hiçbir yok. Hiçbir kızın mucu mucu falan yok mesela. Hiç ben yok, hep onları bir sarılma düşündüm. Yok. Kadınla adam arasındaki temassızlık zaten ayrı işlenmiş. Hiç böyle evlilik olmaz. Temassızlık. Olmasın. Ondan sonra o son bir temas. Yani bütün filmde görmediğimiz temas, adamın gidip kadına sarılması. Sana dondurma koyuyordum, o zaman kırıldı. İyi ki kırıldı. Şermin'in aldığı kaseydi. Nasıl ortak bir düşman buldular. Ortak bir düşmanla birleştiler. Kadının artık Şermin'e kitap aç, kitap kafe açma gibi bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü zaten böyle şeyler yaşandı. Evet, kadının bu hevesi de gene bitti kalmış oldu. Adamın dediği oldu aslında. Heveslendi, yarıda bıraktı. Canım gene kafesini açabilir Şermin'siz, Mermin'siz. Ne olacak? Ama zaten... Neyse önemli değil o yani. Evet. Önemli bir kısmı. Ya bence bayağı sona bağlanıyor. İşte benim en sevdiğim şey budur. Aslında çok fazla şey söylüyor ama gözüne sokmuyor. Benim kafamda çok tamamlandı yani. Bir sürü bir şey olmuştur sonrasında diye. Güzel. Öyleyse sevgili arkadaşlar, size Rüzgarda Salınan Nilüfer filmini tavsiye ediyoruz. Evet. Ama durağan bir film olduğunu söyledik. Birazcık izlemesi, bana soracak olursan ne olursa olsun, azıcık sabır isteyen bir film. Ama hemen de ısınıyorsunuz. Böyle filmler seviyorsanız iyi bir film olmuş diyoruz. Olmuş diyoruz. Her evliliğin bir ortak düşmana ihtiyacı vardır diyoruz. Alınan mesaj mı? Hayır, mesaj falan o kadar vermiyor aslında. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Aybike başka bir şey söyleyecek mi? Hayır, başka bir şey söylemeyeceğim. Kanalımıza abone olun. İyi seyirler. İşte sitemizi ziyaret edin. Başka bir şey söylemeyecektim.